Borsa İstanbul. Efendim Borsa İstanbul'da zaten ekranda görüyorsunuz. Aslında geçen haftadan bu yana çok da değişen bir şey olmadı. Yani piyasa negatif açmış oldu haftayı ama tekrardan yukarı attı ve buradaki bizim 8740 bölgemizin üzerinde fiyatlamaya ve üzerinde kapanış almaya devam ediyor. Daha önce de söylemiştik sayın seyirciler, zaten Borsa İstanbul'da biz bir V düzeltmesi beklemiyoruz demiştik. Yani bunu defalarca anlattık. Çünkü bize çok fazla soru geliyor. Diyorlar ki hocam bu böyle sert düştü. Aynı şekilde çıkar mı? Özellikle endekslerin çok böyle bir huyu yok değerli izleyenler. Çıkmıyor. Yani bir süre bekliyor bölgelerde. Biraz mal toplama oluyor bazı hisseler açısından konuşacak olursak. Çünkü biliyorsunuz BIST 100 endeksi borsa ekote olmuş en büyük, en değerli diyelim daha doğrusu 100 şirketin ortalamasından oluşuyor. Dolayısıyla o şirketlerin biraz mal toplaması, biraz işte fiyat istikrarını sağlanması, daha sonra yavaş yavaş hareketlenmesi neticesinde endeksin yukarı yönlü hareketinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Onun için şu anda Borsa İstanbul 100 endeksinde şimdilik bir V düzeltmesi, böyle V şeklinde bir yukarı çıkacak bir şey, bir durum söz konusu değil. Aması şu, bakın artık Ekim ayının son haftasına girdik. Bir sonraki hafta artık seçimleri karşılayacağız ABD tarafında. Tüm piyasalarda olduğu gibi, tüm yurt dışı piyasalarında olduğu gibi Borsa İstanbul tarafında da değerli izleyenler bir yukarı yönlü hareketin başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bakın bu garanti değil, %100 söylemiyoruz. Zaten bizim yaptığımız teknik analiz bir istatistiksel bütünlerin sonucu. Bize anlamlı sonuçlar veriyor ve biz bu sonuçlara göre de burada bir analiz yapıyoruz. Dolayısıyla birkaç haftadır söylediğim şeyi yine tekrarlamış olayım. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Aslında alım bölgesi, alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ben birçok hisse için. Zaten birazdan hisselerimize de bakacağız. Özellikle bu 8740 bölgesinin belki altta sağlam işte en ana desteğimiz olan 8400'e kadar geri çekilebilir mi? Evet, bu muhtemel. Ama en azından kademeli alım yöntemiyle alımlarınızı 8740 bölgesi 1, İşte 6 ay inerse 8400 bölgesi 2 şeklinde ne yapabilirsiniz efendim, değerlendirebilirsiniz. Şimdi 5 ortalamanın zaten üzerinde kaldı. 20'yi de kendine çekti zaten, görüyorsunuz. Bakın değerli izleyenler. 8967 bölgesi bizim için 20 ortalama. Zaten bu hafta bu bölgeyi 1-2 defa gördü. Fakat altında kapattı. Şimdi tekrar üzerine çıkmasını, 8967 bölgesinin üzerinde fiyatlamasını ve bu 20 ortalamayla beraber bakın uzun zamandır yapmadığı, neredeyse bakın en son Eylül ayının içerisinde yapmıştı ki biz Ekim'i bitirdik. Uzun zamandır yapmadığı 20 ortalamanın üzerinde hareket etmesiyle beraber biz yeni bir alım fırsatı ve al konumunda bir endeks takip edebiliriz. Borsa İstanbul'da özellikle hisse senedi yatırımcısı, bakın burayı çok dikkatli dinleyin, hisse senedi yatırımcısı korkmasın. Burada yapılması gereken en önemli şey bu bölgelerden, uygun hisselerden mantıklı kademeli alımlar yapmak. Zaten parayı nereden kazanacaksınız ki? Bakın kıymetli izleyenler. Şöyle çıkan bir piyasada siz nerede düşüş yapacağını bilemezsiniz. Bakın buraya kadar yükselirsiniz. Belki buradan girersiniz. İki gün böyle çıkar. Ha dersiniz, bak buraya kadar çıkmıştı zaten. Bunu bir hisse grafiği gibi düşünün lütfen. Çıkar. Daha sonra dersiniz ki bak ne kadar güzel çıkıyor, işte para kazanıyoruz. Sonra bakın gerisin geri aşağı gelir. Stop da olamazsanız komple portföyü eritirsiniz, aylarca beklemek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla siz hisseyi nereden alacaksınız ki zaten? Bu bölgelerden, alım bölgelerinden yavaş yavaş, kademeli, acele etmeyeceksiniz. Sabırla, sindire sindire alacaksınız. Orta vadeye yayacaksınız. Kısa orta vadeye, bakın uzun vade demiyorum. Kısa orta vadeye yayacaksınız alımlarınızı ve para kazanacaksınız. Bakın borsadan para kazanmak böyle olur. Hocam çok düştü, ben bunu buradan alayım. Alma. Bekle. Bir düşüş bitsin. Hareket kendini bir belirlesin ondan sonra. Yoksa bu bölgeden almak çok da mantıklı değil, değil mi? Yani düşerken almak mantıklı değil. Bakın buradan aldığınızı varsayın. İki tane destek kırmış neredeyse. Gerek var mı bu riski almaya? Hayır. Paranız sizin için kıymetli değerli izleyenler.